Bismillahirrahmanirrahim. Babu reculi yezni bi cariyeti imraati. Bir adam ailesinin cariyesiyle zina ederse bunun hükmü nedir? Bunu beyan buyuracak. Haddesena Yezid ibn Sinan kâle haddesena Bekir ibn Bekkar kâle haddesena Şubbe ibn Katade anil Hasan en Cevni ibn Katade an Selemet ibn el Muhabbik. El Muhabbik yani kel muhaddis sahabiyyun, muhaddis vezinde sahabidir. أن رجلا زنى بجارية امرأته سلمة بن محبك den rivayet ediliyor ki bir adam ailesinin cariyesiyle zina iledi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki إن كان استكرهها eğer o adam o cariyeyi ikrah etti de cebren ona zina ettiyse فهي حرة o cariye hürdür وعليها مثلها. Burada aleyha demiş ama doğrusu veleha misluha, veleha aleyhi misluha. Yani o kadın için o cariyenin mislini almak o kocasına vacip olur. Çünkü onun hürre olmasına cebren zina etti, sebep oldu. Binaenaleyh cariye hür olur. Böyle bir cariye alıp ailesine vermesi de onun üzerine borç olur. Ve inkânet tâbe'atü yok cariye eğer ona mütâbe'at ettiyse gönüllü o zina olduysa o vakitte cariyedir o fe aleyhi misluha o adam üzerine eynen o cariyeyi öyle bir cariye alıp kocasını ve ailesine vermesi vacip olur. Haddesene ibn Ebi Davud kâle haddesene el-Gâsim ibn Sallâm ibn Miskin kâle haddesene ebi kâle seeltul Hasan Sallâm ibn Miskin diyor ki ben Hasan-ı Basri'ye sordum en-ül-recülü adamdan ki yaka'u bi cariyeti mürati ailesinin cariyesini zina eder. Bunun hükmü nedir? Fekale buyurdu ki haddesini Kabisetü ibn-i Hureyth-i Ensari an Selamet ibn-i Muhabbik anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fezekere mislehu. Aynı hadis-i şerifi Selamet'den rivayet eyledi. Ve zade ziyade eyledi ki velem yukim aleyhi hatta Peygamber Efendimiz bu adam üzerine haddi ikame eylemedi. Yalnız cariye meselesiyle kaldı. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلٰى هَذَا bir kavim buna sahip oldular ve kalu dediler ki هَذَا الْحُكْمُ hüküm budur فِي مَنْ زَنَى بِجَارِيَ اَمْرِيَتِهِ ailesinin cariyesiyle zina eden adam hakkında hüküm budur. اَلَا مَا فِي حَدِيثِ سَلَمَةَ هَذَا Seleme'nin bu hadisinde olduğu üzere وَنَا حَدْ وُرُلْمَزْ وَقَالُوا dediler ki قَدْ اَمِلَ بِذَٰلِكَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ da bu hadiste amel eyledi. Yani adama had vurmadı. Bâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in dar-ı ahirete teşrifinden sonra Abdullah bin Mesud böyle amel etti. وَزَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında zikredildiler. مَا شُبِّ الْحَدِسِ كَ حَدَّسَنَا بِسَحِدِ rivayet eyledi. İbrahim ibn Merzuk kâle akberena vehbem en şabete en mensuri an emmihi ibn Hayyan enne raculen ibn Hayyan dedi ki bir adam etâ Abdullah ibn Mesud Abdullah ibn Mesud'a geldi fekâle dedi ki inni zineytu dedi ki ben zina ettim fekâle keyfe sana ne yaptın kâle fekâtu elâ cariyeti imreeti ailemin cariyesinin üzerine vakı oldum yani onunla zina eyledim. Fekal Abdullah ibn Mesud, Abdullah ibn Mesud buyurdular ki Allahu Ekber. Allah her şeyden büyüktür. İn künte istekrehteha eğer sen o cariyeyi ikrah ettinse o istemeyerek sen ona zina ettinse fe'a'tekaha senin o ikrahın onu azad eyledi. O cariye hür oldu. Ve in kânet tâbe'atke yok o cariye sana mütâbe'at etti, itaat ettiyse fe'a'tik sen onu azad et. Dedi. Ve aleyke senin üzerine de orucudur. Nisbaha o cariyenin misli. Yani öyle ailen için alıp böyle bir cariye vereceksin. Böyle Abdullah bin Mesud böyle hükmetti. Ve halefen fî zâlike âkharun. Diğer alimler bunlara bu kavle muhalefet ettiler. Tukarruz dediler ki ben nera biz görürüz aleyhi o zina eden adam üzerine er-recmi recmi görürüz. Yani recm edilecektir. İmkânı mühsinen, eğer mühsin ise, başından nikah geçmiş ise vel celd de celdi görür, yani yüz değnek vurulmasını görür, imkânı gayre mühsin, mühsin değil ise
Ve kâne oldu mazhebu ileyhi, onların gitmiş olduğu şey fizalik bu mesele hakkında minel asaril merviyeti rivayet edilen eserlerden hani Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen eserlerden maşhur bir şey oldu ki haddesena Fehdun kâle haddesena Ebu Bekir ibn Ebi Şeybe kâle haddesena Hüseyin ibn Beşir an Ebi Bişrin an Habib ibn Salim enne racülen vaka'a bi cariyetin re'tihi. Habib ibn Salim diyor ki bir adam ailesinin cariyesine zina ile difaetet imraetuhu, onun ailesi geldi kime? Nu'man ibn Beşir, Nu'man ibn Beşir'e geldi fe akhbaretu, haber verdi. Fekale Nu'man ibn Beşir dedi ki ama inne indi fi zâlike haberen sahiha, ama benim indimde bunda sabit haberen sabiten sabit olan bir haber vardır, bir hadis vardır ki ahastu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben o hadisi Peygamber Efendimiz'den aldım. İn kunti ezenti lehu, eğer kadına diyor ki sen izin verdinse ki kocana bu cariyeyi zina et dedinse celettuhu mi'e, ben ona 100 değnek vururum. Ve in kunti lem tezeni lehu, yok sen kocana izin vermedin de o kendiliğinden bu cinayı yaptıysa recemtuhu, ben onu recm ederim. Öyle buyurdu, böyle hükmetti. حدثنا أحمد بن داود قال حدثنا أبو عمر الحوضي قال حدثنا همام قال سئل قتادة عن رجل قتادة adamdan sual edildi ki vetiye cariye temraetihi, ailesinin cariyesini zina etti, bunun hükmünden sual edildi. حدثنا عن حبيب بن يساف, o da حبيب بن يساف'tan bir hadis rivayet eyledi. O da kimden? عن حبيب بن سالم, حبيب بن سالم'den rivayet eyledi ki أنها رفعت إلى النعمان بن بشير, نعمان بن بشير رفع olundu. فقال, yani böyle bir mesele ona soruldu. Nu'man da buyurdular ki لَأَقْضِيَنَّ فِيهَا, ben bu meselede hükmederim بِقَدَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلُّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in kazasıyla, o nasıl hükmeylediyse ben de öyle hükmederim. اِنْ كَانَتْ, eğer o kadın olduysa اَحَلَّتْهَا, o cariyeyi halal kıldıysa lehu, kocasına جَلَتْتُهُ مِيَةً, ben ona 100 değnek vururum. وَاِنْ لَمْ تَكُنْ اَحَلَّتْهَا lehu, yok o cariyeyi kocasına halal kılmadı da kocası cebren ona zina ettiyse رَجَمْتُهُ, ben onu recm ederim buyurdu ki. فَفِي هَذَا الْحَدِيسِ, işte bu hadisi şerif orucudur. خِلَافُ مَا فِي الْحَدِيسِ الْاَوَّلْ, evvelki hadisteki hükmü hilaf orucudur. لَأَنَّ فِيهِ, bunda orucudur ki اَنَّهَا اِنْ لَمْ تَكُنْ اَذِنَتْ, eğer o kadın kocasına izin vermediyse lehu, kocasına cariyesine zina ettiği izin vermediyse رُجْمَ رَجْمُرُنُورُ, bunda bu var. وَأَمَّا قَوْلُهُ, ama Nüman'ın kabili وَاِنْ كُنْتِ اَذَنْتِ لَهُ, eğer sen ona izin verdinse bu cariyeyle zina ettiğin ise جَلَتْنَاهُ مِيَةً, biz ona 100 değenek vururuz. Fetil kelime, işte o 100 değenek indena, bizim indimizde tasirun, tasirdir. Ki ennehu, o 100 değenek dera anhu, ondan kaldırdı. El hadde, hadde kaldırdı. Fi vat'ihi, vat ettiğinden bir şüpheti şüpheyle. Yani ailesi izin verdiğinden dolayı şüphe oldu. Demek ki ona helal gibi oldu. Yani bir şüphe girdiğinden rejim kalktı. Ve azzerehu, fakat ona 100 değnekle tezir edilir. Bir rükûbihi, o yaptığından mâ lâ yehillü lehu, kendisine helal olmayan bir şeye rükûb ettiğinden, bir şeyi yaptığından tezir edilir. O tezir de nedir? 100 değnek. 100 değnek o adama vurulur. Fehin gâde gâilun, bir adam itiraz etse ki efe yecûzü teziru bime'e, 100 değnekle tezir olur mu? Tazir 39'u geçmemeli. Çünkü had nedir? 80 değenek. 80 değeneğin yarısı 40. Tazir onun yarısından bir noksan olur. Kölelere tazir 40 değenek vurulur. İşi had. Öyleyse hadden bir değenek noksan olacak ki 39. Yani 3 değenekten 39'a kadar tazir olur. Yani bu 100 değenekle tazir olur mu? Böyle itiraz edersek ile lehu, ona denilir ki naam, olur. قَدْ اَزَّرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz tazir buyurdular bimiyetin yüz değnekle. فِي حَدِيسٍ, bir hadiste ki قَدْ زَكَرْنَاهُ, biz onu zikreyledik. Peygamber Efendimiz'den فِي رَجُلٍ,
bir adam hakkında ki katale abdehu, kölesini katletti, müteammiden gasten, kölesini katletti. Nerede zikreyledik? Fî bâbi haddil bikri fî hâdel kitâb. Bu kitapta bâbi haddil bikirde biz onu ziyade eyledik. Fe hâdellezî şöl bir şey ki zekeren Nu'man-ı Nu'man zikreyledi. İndana bizim indimizde. Yani Mühsin ise yüzde yenik vururuz. Şeye, ailesi isim verdiyse yüzde yenik vururuz. Vermediyse rejim ederiz. Bu nasihun nasihdir, neshedicidir. Ney lima ol bir hadisi neshedicidir ki revahu onu rivayet eyledi. Kim? Selamet ibnül muhabbik. Selamet ibnül muhabbik rivayet eyledi. Onun hadisini yani o birinci kavulde geçti ya, Selamet ibn-i Muhabbik ne demişti? Dedi ki, eğer adam o cariyeyi istikrah ettiyse, o cariye hürdür, onun bir misli alıp ailesine verecektir. Yok, o cariye eğer itaat ettiyse, onu kendisi azat eder, böyle bir cariye alıp ailesine verir, fakat kendisine had vurulmaz demişti. Bu evvelce var imiş fakat bu Nu'man ibn-i Beşir'in rivayeti onu neshelemiş oldu. Ailesinden ondan sonra o cariyeyle buluşmuş. Yahut da izin almadan kadının rızası olmayarak buluşmuş. Eğer rızası varsa yüzde yenik vurulacak ona. Rızası yoksa rejim edilecek. Yukarı kişi rivayette dedi ki yalnız cariye azat olur. Bunun üstünü alır verir. Rejim var. Burada diyor ki bir rejim var. Öyleyse iki rivayet muhtelif oldu. Fefi hadel hadis. Bu hadisi şerif doğrucudur. Hilafu ma fil hadisi levvel. Birinci hadiste Selamet ibn-i Muhabbik'in hadisinde gelen hükmün hilaf olucudur. Leenne fihi. Bu hadisi şerif doğrucudur ki enneha. Bu adamın ailesi. İllem tekün ehlinefnehu. Kocasına izin vermediyse. Rucime kocası rejim olunur. Hadiste bu var. Ve emma kavluhu. Evet. Kavlu şerifi Peygamber Efendimizin ve in kunti ezenti Nu'man ibn-i Beşir'in sözü. Ve emma kavluhu Nu'man ibn-i Beşir'in sözü. Ve in kunti ezenti lehu celetnehu mi'eten. Sen ona izin verdinse ki cariye ile buluş. Ona zina et diye izin verdinse ona yüzde yenek vururum. Madem rejim vardır, bu yüzde yenek nereden geldi? Diyor ki, فَتِلْكَ الْمِئَ Bu yüzde yenek, عِنْدَنَا bizim indimizde, تَعْزِيرٌ تَعْزِيرٌ Yoksa haddi zinanın yüzde yeneği değildir. Tazir, yani kadın izin verdiği halde senin nikahlın değil, niçin yaklaştın? Tazir. كَأَنَّهُ دَرَى عَنْهُ الْحَدِّ İşte bu tazir, ondan haddi def eyledi. Bivat'ihi o cariyeyi vat'i sebebiyle tereddüb eden haddi. Neyle? Bir şüpheti şüpheyle. Ailesi izin verdi, ben helal oldu diye bir itikad etti, şüphelendi de onun için rejim ondan sabit oldu. Ve azzerehu, peki o adama yüzde yenek niye vuruluyor? Diyor. Ve azzerehu, onu da Nu'man ibn-i Beşir tazir etti, yüzde yenek vurdurdu. Bir rükubihi, o adam yaptığından, ney? Ma la yehillü lehu, kendisine helal olmaya. Bir şey. Çünkü cariyeyi ailesi kocasına bağışlasaydı, kocasının mali olsaydı o kadar istifraş edebilirdi. Fakat elin cariyesini istifraş edemez. Onun için yüzde yenek vuruluyor. Fakat burada bir itiraz çıkar. Tazirin en çoğu 49'dur. 50 de olmaz. 49 de yenektir. Bu yüzde yenek tazir olur mu? Fein gâle gâilun bir adam itiraz etse ki Efe yecuzu taziru bime'e yüzde yenek vurmakla tazir olur mu? Tazirin 49. Bu nereden geldi yüzde yenek? Böyle itiraz ederse bu caiz olur mu? Yani olmaz. Kıyle lehu ona denilir ki naam caiz olur. Kad azzera Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bime'e. Resulullah Efendimiz birisini tazir etti ve ona yüzde yenek vurdu. Fi hadisin kad zekernahu anhu. Bir hadiste ki biz onu zikreyledik Resulullah Efendimiz'den. Fî racülün katele abdehû müteammiden. Kölesini katleden bir adama yüzde yenek vurdurdu ya, bunu biz zikreyledik, okuduk. Fî bâbi haddil bükri.
Evet, Bikr'in haddi nedir? Bakir, yani evlenmemiş bir adam zina ederse haddi nedir? %100'lik. İşte orada okuduk diye. Bir adam kız diye kasten kölesini öldürdü. Resulullah Efendimiz de ona %100'lik vurdurdu. Had değil, bu tazir idi. Fihazel kitap, bu kitapta okuduk. Fahazel lezî zekeren Nü'man. İşte Nü'man ibn-i Beşir'in zikreylemiş olduğu bu %100'lik indena, bizim indimizde nâsıhun nesh edicidir. Lima revahu Selemet ibnül Muhabbik. Selemet ibnül Muhabbik'in rivayet etmiş olduğu hadisi nesk etmiştir. Seleme'nin rivayetinde adama hiçbir şey lazım gelmiyor. Ne değenek ne rejim. Yalnız o cariyenin mislini alacak, ailesine verecek. Kaldı ki o cariye hür mü oldu yoksa cariye olarak mı kaldı? Eğer cariyeyi ikrah etmişse, cebretmişse cariye hür olmuştur. Yok cariye itaat etmişse cariye olarak kalmıştır. Peki bu. Fakat bu Nü'man ibn-i Beşir'in rivayetinde hayır. Ailesi o adamın, o cariyenin seyyidesi, efendisi olan ki o adamın ailesi. İzin vermişse cariye ile zina etmeye %100'lik vuruluyor. O da tazir sayılıyor. Yok izin vermemişse o adam rejim edilecek. Bu iki hadis birbirine muhalif oldu. Ne yapacağız? Diyor ki Nü'man ibn-i Beşir'in hadisi müteahhir olduğundan, sonra olduğundan evvelkini nesk etmiştir. Seleme'nin rivayeti mensuhtur. Şu halde böyle bir vaka zamanımızda vaku olsa adama ne hüküm tereddüb eder? Rejim tereddüb eder. Ve zâlike bu nasih olduğunun sebebi ennel hükme kâni fî evvelil İslam. İslamiyetin iktidasında hüküm olduğu yûcibü ukubâtin. Yıkabı mucib olurdu. Ne ile? Bi ef'alin, fiiller sebebiyle bir adam haram olan bir şeyi işlerse ona ceza tereddüb ederdi. Cezası da ne ile olurdu? Nerede olurdu? Fi emvali, malda olurdu. Bu adamın malından alınırdı. Bir haramı irtikab eden şeyin cezası malında olurdu. Mal alınırdı. Ve yucibu ukubatin ukubati de icap ederdi. Fi ebdanin, bedenlerde istihlaki emvali, malların istihlaki sebebiyle. Adamın malını istihlak ederse o vakitte o adamın bedenine ceza tereddüb ederdi. Evet. Min zalik, işte bundandır. Ma kad zekernahu fi babi tahrim sadakati ala Beni Haşim. Beni Haşim'e sadakanın haram olması babında biz zikrettiğimiz hadis bu mevzudandır. Min kavli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in kavli şerifinden. Kim hakkında? Fi mani'i zekati, zekatı men edip vermeyen hakkında. Ki orada geliyor ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inna ahizuha, inna biz ahizuha o sedekayı alıcıyız, yani muhakkak alırız. Minhu, o men eden adamdan. Evet. Ve şetre malihi, malının yarısında beraber. Adam zekatı vermemiş. Resulullah Efendimiz de bu adam zekat farz olduğu halde bunu vermediğinden ceza olarak hem zekatı alacağız hem de malının yarısını alacağız. Niçin? Bak bu ceza malda geldi. İslamiyet'in evvelisinde böyleydi. Ne için? Ukubeten lehu. O adama ukubet için, ikab için, lima kad sena. İşlediği şeye ceza olmak için. İslamiyet'in evvelinde bu var idi. Halbuki bu şimdi kaldı mı? Yok. Nesh edildi. Evet. Ve nisbat ediyor. Ve min zâlike mâ haddesene ibn-i Ebi Davud. Yine bundandır İbn-i Ebu Davud'un rivayet eylemiş olduğu hadis. Kâle haddesene Nu'aymün an İbn-i Sevrin en Ma'merin an Emri bin-i Müslim an İkrimete, İkrimeden rivayet ediyor. Ahsibuhu an Ebi Hureyre. Zannediyorum ki o da Ebu Hureyre'den rivayet ediyor. Ennen Nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle buyurdu. Fî dâlletil ibilil mektûme. Ketmedilmiş develerin itiklerinde. Adam deveyi ketmetmiş, zekat vermiyor. O deve de kaybolmuş. Birisi de o deveyi yakalamış, almış. Bunda buyurmuş, garametuha ve misluha me'ahu. Onu garamet edecek, ödeyecek, bir de onun mislini alacak. Bu adam zekatı vermemiş, o develeri ketmetmiş. İslamiyet'in evvelinde bu vardı. O adamın hem o şeyi zekatla ne kadar ketmetmişse onu verecek, hem de onun bir mislini
yeni alacaklar ondan. Haddesena Yunus kâle haddesena ibn-i Vehbin kâle ahbereni Amr ibn-i Haris ve Hişamun an Sa'idin an Amr ibn-i Şuayb an ebihi an ceddihi Abdillah ibn-i Amr ibn-i Las enne racülen min Müzeynete etâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Müzeyne kabilesinden bir adam Resulullah Efendimiz'e geldi. Fekâle dedi ki ya Resulullah keyfe tera, ya Resulullah nasıl görürsün? Fî harisetil cebel, cebelin harisesinde. Orada rakamda diyor ki harise iki rakamında fi harisetil cebel ey bil harasi bil cebel fe'ile bimâna mef'ule dağda bırakmış, dağda mehfuz kalmış, yani orada bırakmış, orada kalıyor. Ya adam gitmiş oradan almış, adamın gidip evinden çıkarmamış, dağda bir kum yapmış, hayvanını koymuş, birisi de gitmiş oradan hayvanını götürmüş. Buna ne ceza tereddüt? Onu soruyor. فَقَالَ لَيْسَ ف۪ي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ yürüyen hayvanların hiçbirisinde olmadı. قَتْعُنْ el kesmek, yani hırsızın eli kesilir ya. Bu kesilmez. Yani gidip dağda kumdan un götürdüğünden dolayı bunun eli kesilmez. اِلَّا مَا آوَاهُ الْمُرَاحُ اِلَّا مُرَاح Mürahın iva etmiş olduğu, onun hapsetmiş olduğu şeyde vardır. Mürahı da burada izah ediyor. Mimin zemmiyle diyor. اَحَاتَ بِهِ الْمُرَاحُ بِذَمِّ مِيمٍ مَا وَالْاِبِلْ وَالْغَنَمْ لِلْحَرْزِ بِالْلَيْهِ Geceliğin develeri muhafaza için yer yapmış, koymuş. Bir adam da gitmiş, onun muhafaza etmiş olduğu yerin kapısını kırmış, götürmüş. Bunda var. Bunda eli kesilir ama ne vakitte o da? O da diyor ki, فَبَلَغَ سَمَنُهُ سَمَنَ الْمِجَنِّ Götürdü ki hayvanın kıymeti bir kalkanın kıymetin miktarı olursa. Bir kalkan, kalkan deriden yapılan bir kalkan. Kılıç kesmesin diye deriden yaparlar. Onu gayet kuruturlar ki öteki adam kılıç vurduğu vakitte onu tutar, kılıç sağa sola kaysın. İşte kıymeti de onun kıymetine ulaşırsa o vakitte eli kesilir. Fefiye katuliyet, onda eli kesmek vardır. Ve ma lem yebluğ semenel micen, o kalkanın parasına erişmezse, ondan az olursa, fefiye garametü misleyhi. O vakitte o götürdüğü hayvanın iki mislini öder. Götürdüğü hayvan bir kalkanın kıymetinde değilse, hem hayvanın kıymetini öder, hem bir misli de ziyade öder. Evet. Daha onu ödedikten sonra veceledatü nikalin. Bir de o adamı terbiye için ona kötek vurulur. Ona da celedatü nikal derler. Yani tazil, bir daha böyle bir şey yapma diye kötek vurulur. Kale ya Resulallah keyfe terâ fis semeril muallak. Ağacın üzerinde meyve yetişmiş. Yani kopup koparıp da bir yere koymamış. Ağaçta muallak. Ondan geçse alsa. Kale Resulullah Efendimiz buyurdu ki huve ve mislehu ma'ahu ve nikah. O oradan almış olduğu meyvenin kıymetini öder. Bir de onun bir mislini öder, iki misli öder. Bir de nikah, yani o adama kötek vurulur tazir için. Ve leyse fi şey'in min es-semer el-muallak. Ağacın üzerinde asılı olan, yani kopmamış olan meyvede olmadı. Kat'un elini kesmek olmadı. Olmadı. İlla ma avahul cerin. İlla adam onu koparmış, bir yere koymuş ki artık kuruya, kurutacak. Ya bir kaba koymuş, ya bir serken yere koymuş, illa orada oldu. Demek ki ağacın üzerinden koparırsa bu da haram. Haram ama onda ne olur? Kopardığı, götürdüğü meyvenin iki mislini öder, bir de kötek çekerler ona. Ama elinin kesilmesi, ağaçtan indirmiş, kurumaya koymuş, cerin yahut da bir kaba koymuş, sepete bir şeye koymuş. İşte onda var. Onun da vakitte eğer kesilecek bir nisaba, bu kesilme için de bir nisap var. Burada micen geçti. Fakat bizim Hanefi mezhebinde en nihayet 10 dirhem gümüşün kıymetindedir. 10 dirhem gümüş kıymetinde oldu mu eli kesilir. Evet. Nerede kaldık? Ma'avahül cerin. Evet. فَمَا أَخَذَ مِنَ الْجَرِينَ O cerinden alırsa, kaptan alırsa فَبَلَغَ ثَمَنُهُ ثَمَنَ الْمِجَنِ Onun parası da bir kalkanın parasına bağlı olursa فَفِيهِ الْقَتْرِ Orada elinin kesilmesi vardır, eli kesilir.
Ve ma lem yebluğ semen el micen, kalkanın semenine balık olmazsa fe fihi garametü misleyhi, almış olduğu şeyin iki mislini öder ve celedâtü nikâlin, bir de o tesir edilmiş kötek vurulur. Fekânetül ugubat, ugubatul dicariyeten fîmâ zükür fî hâdîl asar, bu hadislerde zikredilen hadislerde, bu rivayetlerde ugubat cari oldu alâ mâ zükre fîhâ. Burada zikredildiği gibi Resulullah Efendimiz zamanında cariydi. Hatta nüsha zalik, bu ukubatlar neshedildi. Aldığının iki mislini verecek, kötek vurulacak, bu hükümler neshedildi. Ne ile? Bir tehrimir riba, ribanın tehrimiyle. Niye adam almış mesela 5 hokka? Şimdi 10 hokka ödeyecek. Bu riba. Riba olur. Aldığı 5 hokka, 5 hokka. 10 hokkayı 5'inde fazla alıyorsun. Bu riba oluyor. Riba haram olduğu vakitte bu hükümler mensuh oldu. Fe'adel emru, emre evdet etti. İlâ en la yuhaze, alınmaya. Mimmen ahaze şeyen, bir şey alan adamdan. İlla misluma ahaz. Ne alınacak? Ne kadar aldıysa o kadar ödeyecek. 5 kilo aldı, 5 kilo öder. 10 kilo aldı, 10 kilo öder. Bir koyun götürdü, o koyunun mislini öder. Yani iki mislini değil. Ve innel ukubat, azaplar la tecibu fil emmal, mallarda vacip olmaz. Bintihakil hurumat, evet haramları, haram olan şeyleri intihak etmekle, irtikab etmekle mallarda vacip olmaz. Elleti hiye emmal, öyle hurumat ki onlar mal değil. Mal olmayan bir haram bir şey yaptı ki mal değil. Bunda malına ödeyeceksen yok, o kaptı, yok. Malda onu ödemeyeceksin. Fe hadisu selamete indena, öyleyse bizim indimizde selamet bir hadisi. Kâne fil vakfil evvel, İslamiyet'in evvelindeydi. Fe kânel hükmü hüküm olduydu o sıra. Alâ men zena bi cariyeti imraeti, ailesinin cariyesiyle zina eden üzerine. Ne olduğu halde müstekrihen leha, o cariyeyi cebreder olduğu halde zina edenin hükmü olduğu ne oldu? Aleyhi en tu'teke. Aleyhi, o adam üzerine oldu, en tu'teke değil, en yu'tike. Onu da yanlış yazmış. Aleyhi, o adam üzerine oldu, en yu'tike. Azad eder. Yu'tike. Ne için? Ukubeten lehu. O adama ikab olsun diye. Fi fi'alihi, o işinde. Yani haram olan bir işi yaptığından dolayı cariyeyi azad eder. Ve yağrime misliha limraeti. Ailesine de onun bir mislini vere. Hüküm böyleydi İslamiyet'in evvelinde. Ve inkânet tâve'atuhu, yok cariye ona eğer mütâvaat ettiyse, elzemeha cariyeten zaniyeten, elzemeha o kadına izam eder, yani ailesini verir, cariyeten zaniyeten, onun bir mislini, bir mislinedir o, kendi cariyesi itaat etti, zani oldu ya, öyle piyasada gider, zaniye olan bir cariye alır. Çünkü cariyeyi satarken bir var ki afife olur, o kıymetli olur. Zaniye olan bir cariye ucuz olur. Onun mislini öder. Öyle bir cariyeyi zaniye alır, ailesini verir. Evet. Ve elzemehu mekâneha cariyeten tahireten. Ve inkâne ve yârme misledim râti. Ve inkâne tâbe'at ve elzemeha cariyeten zaniye. Ve elzemehu mekâneha cariyeten tahireten ve lem tu'tak hiye bi tevaiyyetiha iyyaha ve inkânet tâbe'atu, o cariye ona mütâbe'at ettise, elzemaha cariyeten zaniye, ona bir cariyeyi zaniye ilzam eder, alır verir. Ve elzemehu, onun zemiri nereye raci oldu? Ve elzeme, ona huye lüzum yok ki, bir rivayette de elzeme gelmiştir. Ve elzeme, yani o adama lazım gelir. Mekâneha, onun yerine, bu cariye-i zaniyenin yerine, cariyetun tahire. Ve lem tu'takiye, o cariye azad edilmez, ne sebebiyle? Bi tevaiyyetiha iyyahu. Kendi zinaya, cariye razı olduğundan dolayı azad edilmez. Mükreh olursa azat olunur da, yok, kendi cariye de razı olmuşsa gene cariye olarak kalır. Ve furrike fizalik,
bunun arasında tefrik edildi bu iki mesele arasında. Beynema izekanet mutabiaten lehu, adama itaat etmesinde, ve beynema izekanet müstekrahaten, bir de müstekrah olduğu halde ikisinin arasında fark edildi. Yani birisinde hür oluyor, birisinde cari olarak kalır. Hüküm böyleydi. Sümme nusuha zalik. Bu neshedildi. Feruddetil umuru, umur reddedildi ila en la yuakebe ahadun. Hiçbir kimse muakebe olmaya, binte haki hürmetin, bir haram irtikap etmekle ikab olmaya, öyle haram ki lem yahud fiha male. O harami irtikapta bir mal almadı. Neyle muakebe olmaya? Be en yuğrime malen. Ben yağrime malen. Bir malı garamet çeker. Madem işlemiş olduğu günah bir mal değil. Mesela zinada bir mal almadı, zina etmiş. Öyleyse buna mal versin, yok. Ne yapacak? Ve vecebet aleyhi. O adam üzerine vacip oldu. El ukube azap. Elleti öyle azap. Azap ki evceballahu ala sairi zünaha. Diğer zanilere ne gibi azap yapmak lazımsa o adama da öyle azap yapacak zani. O da nedir? Recim yapılacak. Fesebete bima zekerine, bu bizim zikrettiğimizde sabit oldu. Mâreben Nu'man, Nu'man ibn-i Beşir'in rivayet eylemiş olduğu sabit oldu. Ve neshu mâ revâ Selemet ibn-ül Muhabbik. Selemet ibn-ül Muhabbik'in rivayetinin de nesh olduğu sabit oldu. Fesebete bima zekerna, bizim bu zikrettiğimiz hükümde oldu. Mâreven Nu'manu, Nu'man ibn-i Beşir'in rivayet etmiş olduğu hüküm sabit oldu ki ailesinin cariyesine zina ederse rejim lazım gelir. Bu sabit oldu. Ya Seleme'nin rivayeti diyor ki ve neshu mâ revâ Selemetü ibnül Muhabbik. Hazreti Seleme'nin rivayet etmiş olduğu hadisin de nesfi sabit oldu. Yani cariyenin yerine ailesine cariye verilecek de o bir şekilde cariye azat olur, bir şekilde azat olmaz. Fakat kendisine rejim tereddüt etmez mesele o. Bu mensuh oldu diyor. Peki diyor ki madem Seleme'nin hadisi mensuh oldu, Abdullah ibn Mesud mensuh olan hadisle niye amel etti? Abdullah bin Mesud'a geldi, söylediler. O ne yaptı? Had vurmadı. Dedi ki eğer cariyeyi cebren şey ettinse, bunun namusuna taarruz ettinse cariye azat oldu. Yok, eğer cariye de suç ortağı olduysa onu azat et. Fakat her iki surette de ailene bir cariye al ver. Bu adamı had vurmadı. Buna ne cevap vereceksin? وَاَمَّا مَا زَكَرُوا مِنْ فَعْلَ عَبْدِ اللّٰهِ بِنْ مَسُودُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Abdullah ibn Mes'ud'un fiilinden zikrettikleri ki yani adama had vurmadı. Ve mezhebihi fi zalik. Bir de bu mesele hakkında Abdullah ibn Mes'ud'un mezhebi adama rejim tereddüt etmiyor. Evet. Bu zikrettikleri ve mezhebi fi zalik ila ma rava Selemetü. Seleme'nin rivayetine gitmiş olduğu mezhebi de bu. Bunlara gelince fakat halefehu fihi. Bu mesele hakkında ona muhalefet etti. Gayruhu, gayrisi min ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ashabından başkaları Abdullah bin Mesud'a muhalefet ettiler. Yani Abdullah bin Mesud'a biz itiraz etmiyoruz. Yalnız başkaları da ona muhalefet etti. O sahabi ise öteki de sahabe. حدثنا صالح بن عبد الرحمن قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو الأحوص عن أتاي بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي قال كان علي بن أبي طالب يقول حضرت علي رضي الله عنه der idi ki لا أوتى برجل, bir adam bana getirilmez, öyle adam ki وقع zina etti على جارية امرأته, ailesinin cariyesine vak oldu. Yani zina eden bir adam bana getirilmez. İlla racemtuhu, illa ben onu racm ederim. Şimdi Abdullah bin Mesud recm etmemiş. Onun mezhebinde recm yok. Fakat Hazreti Ali'nin mezhebinde de racm var. Demek ki ashab-ı kiramın fiili ikiye ayrıldı. İki türlü hadis olduğu gibi sahabelerden de iki türlü fiil hüküm var. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي عن محمد بن حمزة عن عمرو بن الأسلمي. محمد بن حمزة
Amr ibn-i Leslemi'den rivayet ediyor. Amr ibn-i Leslemi de kimden rivayet ediyor? An ebihi Muhammed'in babası Hamze'den rivayet ediyor. O zemiri icaydı, şaşırır mısın? An ebihi, o his zemiri Muhammed'e raciye. Muhammed'in babası Hamze. Enne Ömer, Hazreti Ömer be'athehu, Hamze'yi gönderdi. Çünkü esas ravi Hamze. Musaddigen sedeke almak için. Gönderdi ki sedekeleri topla. Musaddigen öyle de olur. Musaddigen yani sedekeleri toplamak için. Ama Sa'd ibn-i Hüzeym, Sa'd ibn-i Hüzeym'e gönderdi ki onun malının zekatını. Fe'ata Hamze فَاُتِيَ حَمْزَةُ فَاُتِيَ حَمْزَةُ بِمَالِ Bir mali Hamze'ye getirdiler. لِيُسَدِّقَهُ Onun sedekesini, zekatını ala. فَاِذَنْ رَجُلٌ يَقُولُ الْاِمْرَاتِيَ Hamze baktı ki bir adam ailesini diyor ki, bir kadına diyor ki, اَدِّي سَدَقَةَ مَالِ مَوْلَاكِ Sen kölenin malının sedekesini ver diyor. Adam kadına diyor. Ne diyor? اَدِّي اَدَيْ sedekete mali mevlaki senin kölen var ya o kölen malının malın sedekesini eda et. Şimdi bu kölelikten de çıkmış da mevla. Mevla diyor demek ki vaktiyle kadının kölesiymiş. O mal da onunmuş. Onun sedekesini ver diyor kadına. Ve izel mer'etu tekulu lehu kadın da ilk ege diyor ki bel ente eddi belki sen ver sedekete mali binik kendi oğlun malının sedekesini ver. O mevla, o köle, o adamın oğluymuş. O şeyin kölesi. Kadının kölesiymiş. Adamın da oğluymuş. Adam diyor ki bu köle senin idi. Mal bu kölenin. Bunun zekatını ver. O da diyor ki senin oğlun. Sen ver. Şimdi Hazreti Hamze anlamadı bu. Nedir bu kavga gürültü? فَسَأَلَ حَمْزَةُ عَنْ اَمْرِهِمَا وَقَوْلِهِمَا Hamze sordu ki ya bunların işi nedir? Bunların sözlerini ben anlamadım. Niçin ihtilaf ediyorlar? فَاُخْبِرَ اَنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ Haber verdiler ki اَنَّ ذَٰلِكَ الرَّجُلَ O adam زَوْجُ تِلْكَ الْمَرْأَةِ O kadının kocasıdır. وَاَنَّهُ وَكَعَ عَلَى جَارِيَةٍ لَا O kadının bir cariyesi vardı. Bu adam o cariyeyle zina etti. فَوَلَدَتْ وَلَدًا O cariyede bir oğlan doğurdu. فَاَعْتَكَتْهُمْ رَأَتُهُ O kadın da onu azat etti. O cariyeyi azat etti. Şimdi o cariyenin de bir oğlu var. O oğul kimden? O adamdan. Kadının cariyesinin oğlu. Adamın da kendi oğlu. Onun için bunlar ihtilaf ediyor. O kadına diyor ki köle senin idi. O cariye senin idi. Cariye senin idi. Bu oğlan oradan geldi, mal da oğlanın, bunun malının zekatını ver. O da diyor ki, senin oğlun sen ver. قَالُوا dediler ki, فَهَذَا الْمَالُ Bu mal, لِبْنِهِ O adamın oğlu içindir, مِنْ جَارِيَتِهَا Kadının cariyesindendir. Kadının cariyesinden doğan oğul var ya, o oğlanındır mal. فَقَالَ حَمْزَ Hamze dedi ki, peki bu adam zina etmiş de, niçin recm edilmemiş? Bu adam zina etmiş. Ailesinin cariyesiyle niçin zina bu rejim edilmemiş de duruyor? Hı. Hazreti Hamze ne dedi? Fekale Hamze لَاَرْجُمَنَّكَ بِاَحْجَارِكَ Senin taşlarınla seni ben rejim edeceğim dedi. Çünkü sen zina etmişsin. Sen rejim olunmamışsın. Hükmü ilahi yerini bulmamış. Ben rejim edeceğim dedi. Şimdi rejime başladı. Hemen kendiniz edecek orada. فَقِيلَ لَهُ Hamze'ye dediler ki اَصْلَحَكَ اللّٰهُ Allah seni ıslah eylesin. İnne emrehu kad rufi'a ila Ömer ibn al-Hattab. Bu adamın bu işi, bu meselesi Hazreti Ömer'e reddolundu, ona haber verildi. Böyle başıboş bırakılmadı. Gitti Hazreti Ömer'e haber verdiler. Fecelehu Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer ona celde olarak vurdu. Mi'eten yüz değnek vurdu. Ve lem yer aleyhi recme. Fakat recmi Hazreti Ömer görmedi, recm etmedi. Yalnız yüz değnek Hazreti Ömer vurdu buna. Rejmi yapmadı, rejmi lüzum görmedi. Hamze buna kanaat etmedi. فَأَخَذَ حَمْزَةُ بِالرَّجُلِ Hamze o adamı aldı. Ne olduğu halde? Kefilen kefil olarak. Yani bakalım Hazreti Ömer'e götürelim. Ne diyecek?
Hatta kadime ala Umar radıyallahu anh. Hatta Hazreti Ömer'in huzuruna gitti, hudum etti. Fe'ezse'alehu sordu Hazreti Ömer'e emma zükre min celdi Umar radıyallahu teala anhu ya. Ya emirel müminin sen bu adama yüzde yenik vurdun mu vurmadın mı? Sordu. Ve lem yere aleyhi recmi. Sen bu adama yüzde yenik vurdun ve rejmi de görmedin. Yani lüzum görmedin. Rejim etmeyi de lüzum görmedin. Bu böyle oldu mu diye Hamza Hazreti Ömer'e sordu. فَسَدَّقَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَلَىٰ عَنْهُ بِزَالِهِ Hazreti Ömer de onları tesdik eyledi. مِنْ قَوْلِهِمْ Bu adam bunların dedi ki doğrudur. Ben ona yüzde yenik vurdum. Rejmi de yapmadım. Rejme lüzum görmedim. Niçin lüzum görmedin? Esas sebep burada. وَقَالَ Hazreti Ömer dedi ki اِنَّمَا دَرَى def etti. عَنْهُ Bu adamdan اَرْرَجْمَ رَجْمِ def etti. Ney? اَنَّهُ عَذَّرَهُ بِالْجَاهِلِيَّ O adam kendisini bilmemekle mazur kıldı. Ya emirel müminin, bir adam kendisinin cariyesine zina ederse haramdır, ben bunu bilmiyordum. Bu zina sayılmaz zannediyordum. Haram olduğunu bilmiyordum. Onun için bu cahil olduğundan, hükmü bilmediğinden rejmi ben buna lüzum görmedim. Bu adam kendisini mazur gösterdi, dedi Hazreti Ömer. Şimdi buradan bak mesele çıkıyor ki Hazreti Ömer rejim tereddüt ediyorken onu rejim etmemiş, adam meseleyi bilmiyormuş, şüphe üzerine olmuş bu. O şüphe o rejimi def etmiş. Öyleyse esas rejim tereddüt ediyormuş. Fahada Hamzetü bin Amr'in işte Hamzetü bin Amr sahibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimizin ashabından olan Hamzetü bin Amr قَدْ رَآ gördü ki اَنَّ عَلَى مَنْ زَنَا بِجَارِيَتِ اِمْرَأَتِهِ ailesinin cariyesini zina eden üzerine orucudur. اَرْرَجْمَ رَجِمْ orucudur. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ عَمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى Hazreti Ömer de ona inkar etmedi ki burada rejim yoktur demedi. Evet rejim vardır ama bu adam meseleyi bilmiyormuş da şüphe üzerine zina etmiş, onun için rejimden kurtardı dedi Hazreti Ömer. Şimdi burada Hazreti Ömer de rejim var olduğunu biliyor, Hamza de biliyor, Hazreti Ali de biliyor, Abdullah bin Mesud bir zat, bunlar üç zat. Bak buradaki üçü rejim olduğunu ispat ediyor. Öyleyse Abdullah bin Mesud orada tek kaldı. Evet. وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ Bu adam üzerine inkar etmedi Ömer radıyallahu ta'ala Hazreti Ömer neyi? مَا قُلْ بِشَيْهِ ki كَانَ عُمْ Hazreti Ömer bunu inkar etmedi. Hatta yeciye emri Ömer radıyallahu ta'ala hatta kefil aldı ki Hazreti Ömer'in emri gele ondan sonra bırakar. Hamza yakaladı onu, dedi ki bir kefil getireceksen Ömer'den haber gelinceye kadar bekleyeceğiz. Zaten eğer affettiyse etti, etmediyse bu adamı getireceksen rejim yapacağız dedi ya. Hazreti Ömer bunu inkar etmedi fi ikametil haddi aleyh. Haddin ikamesi için Hamza'nın kefil aldığını İnkar etmedi. Demek ki var, asıl mesele de varmış. فَقَدْ وَافَقَ ذَٰلِكَ اِذَا İşte bu Hazreti Ömer'in hadisesi de muvafık oldu. مَا رُوِيَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ali'nin rivayetine muvafık oldu. وَمَا رَوَاهُ النُّعْمَانِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Nü'man ibn-i Beşir'in Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadise de muvafık oldu. ثُمَّ مَا فِي حَدِيسِ حَمْزَةِ اِذَا Sonra Hamza'nın hadisinde olan şey, o da neden? مِنْ جَلْدُ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ذَٰلِكَ الرَّجُلُ Hazreti Ömer'in o adama vurması, مِيَاتَ جَلْدَةٍ yüz değenik vurması, vurmasından bu hadis orucudur. Evet, ne orucudur? تَعْزِيرٌ تَعْزِيرُ orucudur. بِحَضْرَةٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Ashab-ı kiramın huzurunda o adama yüzde yenik vuruyor, o tazirdir. Niçin? Had değil midir? Yok. O adam evli adam. Yüzde yenik, evli olmayanlar için, bekar olanlar için, evli olanlar için zinada rejim vardır. Burada rejimi olmadı, had olmadı. Had olmadığına göre ne tertip etti? Tazir. Tazir de yüzde yenik olur mu? Olmazmış da oldu. Peygamber Efendimiz kölesini katleden adama yüzde yenik taziren vurdurdu. Burada da Hazreti Ömer bu adama taziren yüzde yenik vurdu. Fakat delle zalik.
bu delalet ettiği ala mara ve Nu'man anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man ibni Beşir'in Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu şeye delalet etti. O da neden? Min celdi zani bi cariyeti imraetihi, ailesinin cariyesiyle zina eden adama vurulması, miyaten yüzeyenik vurulması. O yüzeyenik de taziren. Ennehu erade bizalik, bununla murad etti. Et-tazire, tazir murad etti. Eyda, Nu'man ibni Beşir de Hazreti Ömer'in yaptığı gibi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiş olduğu tazir, Nu'man ibni Beşir diyor ki, hani yüzeyenik vurulacak. Bu hadden değil, tazire. İşte Hazreti Ömer de böyle yaptı. Fakat vafaka kullu ma fi hadisi Hamze de hada. İşte bu Hamze'nin hadisinde olan muvafık olduğu ma reven Nu'manu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem Nu'man ibni Beşir'in hadisine muvafık olduğu. İşte Hanefiler de bunu alıyor ki hüküm de budur. Ve emma Abdullah ibni Mes'ud radıyallahu anh. Peki Abdullah ibni Mes'ud niçin bunu böyle bilmedi de yanlış yaptı? Adamı rejim etmedi. Buna gelince diyor, fekâne alime, Abdullah ibn-i Mesud bildi. El hükme levvele, evvelki hükmü bildi. İslamiyet'in evvelinde bir hüküm vardı, nesfedildi. Hükmü bildi, neskı bilmedi diyor. Hükmü bilmişti. Ellezî revâhu Selemet ibn-i Muhabbik radıyallahu anh. Selemet ibn-i Muhabbik'in rivayet etmiş olduğu hükmü bilmiş idi. Ve lem ya'lem, bilmedi. Mâ nesekahû, onu nesfeden hadisi bilmedi. Bu nesheden de neden? Mimma revahu Nu'man. Nu'man ibn-i Beşir'in rivayetinden olan, nasih olan hadisi bilmedi. Ve alime zalik. Nu'man ibn-i Beşir'in rivayet etmiş olduğu nasih hadisi bildi. Ömer'u Hazreti Ömer bildi. Ve Ali'yün Hazreti Ali bildi. Ve Hamzetü ibn-i Amr'in Hamzetü ibn-i Amr. Bunlar bildiler radıyallahu teala anhu. Fekalu hükmettiler bihi, bu nasih olan hadisi de hükmettiler. Demek burada Abdullah bin Mesud nasih olan hadisi bilmediğinde o evvelki hükümle amel etmiş, o ise mensuh. Mesela bu. Vakat enkere ala Ali'yin, Hazreti Ali üzerine inkar eyledi. Abdullah radıyallahu anhu, Hazreti Abdullah bin Mesud fi hada, bu meselede kadâhu. Evet. Bunu yanlış yazmış. Ala Ali'yin değil. Fakat enkere Ali'yün ala Abdillah. Onu tesih edin. Ya ne kadar yanlış bizde ya. Şaşırıyorlar. Şedde ikinci ala üzerine koymuş. Şedde birinci ala üzerinde olacak. Fakat enkere Ali'yün. Ona bir tevin koyun. Ala ötekini de ala edin. Şeyde tevin edeceğiz. Hazreti Ali inkar etti. Fakat enkere Ali'yün. Hazreti Ali inkar etti. Ala Abdullahi, ala Abdullahi radıyallahu anhu, Hazreti Abdullah bin Mesud üzerine inkar etti. Fi hada, bu meselede kadâ'ehu, onun hükmünü, bima kad nusih. Nesh edilen hadisle Abdullah bin Mesud hükmettiğinden Hazreti Ali bunu inkar etti. Dedi ki yanlış yaptı Abdullah bin Mesud. Rivayeti de şu: Haddesena Ahmed ibn al-Hasan kâle haddesena Ali ibn Asim en Halid el-Hazza en Muhammed ibn Sirin kâle. Muhammed ibn Sirin dedi ki, Muhammed ibn Sirin meşhur rüya tabircisi. Tabiinden ki Cenab-ı Hak ona öyle bir feraset vermiş ki her kim ne türlü rüya görürse görsün. Gelir söylerdiler, hemen aynen onu izah eder. O kadar meşhur Muhammed ibn Sirin. O Hazreti Ali'den rivayet ediyor. Kale dedi ki, zükreli Ali'nin, Hazreti Ali'ye zikredildi, yani haber verildi. Şenur racülüllezi, şu adamın işi ki Ütiye ibn Mes'ud ve imra'atuhu, Abdullah ibn Mes'ud'a yahut da Ata ibn Mes'ud ibn Mes'ud'a geldi ve imra'atihi ve imra'atuhu, ailesiyle beraber Abdullah ibn Mes'ud'a geldiler. Davacı kadın adamdan dava ediyor ki bu benim kocam benim cariyeme zina etti diyor. Kad vaka ala cariyeti imra'atihi, o ailesinin cariyesini zina etmiş. Hazreti Abdullah bin Mesud'a gelmiş, davayı söylemişler. Felem yere aleyhi hadden, Abdullah bin Mesud da hadde lüzum yoktur, yalnız o cariyenin bir mislini alır ona verir dedi. Hazreti Ali'ye bunu söylediler. Fekale Ali'yün, Hazreti Ali radıyallahu anh dedi ki,
Lev etani, eğer bana gelseydi. Kim? Sahibi bin Ümmi Abdi. Abdullah bin Mesud'un künyesi Ümmi Abd derdiler. Ümmi Abdil, yani Abdullah bin Mesud'un sahibi bana gelmiş olsaydı, yani ondan gitti danıştılar ya fetvayı, onlar bana gelmiş de gelse danışsaydılar, لَرَدَخْتُ رَاسَهُ, ben o ailesinin cariyesini zina eden adamın başını yarardım, bil hicareti daşide, yani racm ederdim. Abdullah bin Mesud niye öyle yaptı? Ona da cevaben diyor ki, فَلَمْ يَدْرِ, bilmedi kim? İbni Ümmi Abdi, Ümmi Abd'in oğlu, ki yani Abdullah bin Mesud, bilmedi, مَا حَدَسَ بَعْدَهُ, Resulullah Efendimiz'den Seleme'nin hadisini işitti. Ondan sonra ne olanı, ne türlü hadis sadır olduğunu bilmedi. فَلَمْ يَعْلَمْ İbni Mesud بِذَٰلِكِ, o Seleme'nin hadisinden sonra Resulullah Efendimiz ikinci defa hadis buyurdu, evvelki hadis mensuh oldu, bunu bilmedi, mensuh olan hadiste amel etti dedi. فَاَخْبَرَ عَلِيٌّ رَضِيَ, Hazreti Ali haber verdi ki, اَنَّ اَبْنَ مَسُودْ رَضِيَ اللّٰهُ وَنْ عَبْدُ بِنْ مَسُودْ تَعَلَّكَ فِي ذَلِكُ, bu meselede yapıştı bir emrin, bir emre çıkart, كَانَ var idi, ثُمَّ نُسُخَ بَعْدَهُ, sonra nesk edildi. İslamiyet'in evvelinde vardı, nesk edildi. İşte o mensuh olan hadise yapıştı. فَلَمْ يَعْلَمْ اِبْنْ مَسُودْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ بِذَٰلِكَ, Abdullah ibn Mesud onun mensuh olduğunu da bilmedi. وَقَدْ خَالَفَ عَلْكَمَةُ, Alkame muhalefet etti. فِي ذَٰلِكُ, bu meselede Abdullah ibn Mesud'in, Abdullah ibn Mesud'a radıyallahu anh'a Hazreti Ali muhalefet ettiği gibi Alkame de muhalefet etti. وَمَا لَيْلَا قَوْلِ مَنْ خَالَفَهُ, Abdullah bin Mesud'a muhalif olanların kevlüne mail oldu. Yani Hazreti Ömer ve Hazreti Ali'nin kevlüne mail oldu. Fala ennehu şunun üzerine ki, Alkame, a'lemu ashabihi radıyallahu anh, Abdullah bin Mesud'un talebelerinin içinde en alim olan odur. Alkame, Abdullah bin Mesud'un en mümtaz talebesi. Öyleyken o da hocasına muhalefet etti, Abdullah bin Mesud'a muhalefet etti. Demek ki Abdullah bin Mesud mensuh hükmü eşitmemiş, şey mensuhu eşitmiş ve öyle kalmış. Nasıhı duymamış ve kendi fikrinde de sabit kalmış. Haddesena İbrahim ibn Mertuk kal haddesena Vahbun en şöbeten mensurin en İbrahim'en Alkame'te ennehu su'ile, Alkame'ye sordular, Abdullah ibn Mesud'un kilmizi Alkame'de, Alkame'ye sordular, en racülin efâ cariyeten cariyeten ra'etihi, ailesinin cariyesine zina eden adamın hükmünden sordular. Fekale, dedi ki, ma ubali, ben mübalat etmem. İyyaha ütiyet, İyyaha ütiyet, ailesinin cariyesine zina edilmiş. Ev cariyetim ra'etin havsecetin, yahut da ihtiyar, başka bir kadının cariyesine zina edilmiş. Hiç farkı yok. Yani bir adam haken de ailesinin cariyesini zina etmiş, ha başka bir ihtiyar kadının gitmiş cariyesini zina etmiş. Başka bir ihtiyar kadın olsa, onun da cariyesi olsa, ona zina etse rejim tereddüt eder mi etmez mi? Eder. Ha o, ha da kendi ailesinin cariyesi, farkı yok dedi. Yani rejim var. Hâzâ Alkametu rahimahullah. İşte Hazreti Alkame. Ve huve ecellü eshâbi abdillâh radıyallâhu anh. Ve a'lemihim ve a'lemhum. Abdullah bin Mes'ud'un talebelerinin, eshabın en ileri gelenlerindendir ve en alimlerindendir. قَدْ تَرَكَ قَوْلِ عَبْدِ اللّٰهِ فِي ذَلِكِ, bu mesele hakkında Abdullah bin Mes'ud'un kavlini terk eyledi. Demek ki öteki taraf daha kuvvetli geldi. Onunla amel etti. Evet. مَعَ جَلَالَةِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ, Abdullah bin Mesud'un celaletiyle beraber, indehu Alkame'nin indinde, yani Abdullah bin Mesud'u çok yüksek görürdü Alkame. Böyle olmakla beraber onun mezhebine muhalefet etti ve sâre ilâ gayrihi, başkasının kavline gitti. Ve zâlike, niçin bunu yaptı? Bu diyor, böyle yaptı. İndena, bizim indimizde bunun böyle yapması şu sebeptendir ki, lisubûti nesri mâ kâne zehebe ileyhi Abdullah. Abdullah bin Mesud'un sahip olduğu hadisin mensuh olduğunu sübuti için.
fizalik bu mesele hakkında indehu el-gamanın indinde. Fekezalike nekul, biz de böyle deriz. Şimdi İmam-ı Tahavi diyor. İmam-ı Tahavi diyor ki biz de deriz ki men zena bi cariyetim ra'etihi, her kim kendi ailesinin cariyesiyle zina ederse hudde hadvurulur. Ne olur? Recm edilir. İlla yedde'ye şübheten, illa bu adam şüphe iddia ederse, ya benim ailem değil mi? Onun malı da benim malım değil mi? Niçin bana haram olsun diye bir şüphe iddia ederse, misluen yekule, diye ki zanantü enneha tehillüli, ben zannettim ki benim ailemin cariyesi bana halaldır diye böyle bir şüphe iddia ederse o vakitte rezm edilmez. Ev tekûnel mer'etü, yahut da onun ailesi olmuş ola ehelletha le'u, cariyesine istifraş etmeye, cima etmeye razı olmuş. Ailesi demiş ki cariyeyle istediğin vakitte bulunabilirsin, istifraş edebilirsin diye helal ederse yine helal olmaz. Fakat rejim sabit olur. Yoksa bu da ailesi ben helal kurdum cariyeyle zina et demekle zina edemez. Yalnız onun helal ettim, zina et demesi ondan rejimi iskat eder. Yoksa yine ne vakit helal olur? Ailesi o cariye efendisine bağışlar. Bunu sana hibe ettim. O vakitte olur. Vakitte cariye ailesinin değil ki, kendisinin oldu. فَيَدْرَوْ عَنْهُ الْحَدَّ. O adam işte bir şüphe iddia ederse, bu şüphe üzerine o haddi ondan def eder. وَيُعَزَّرُ لَكِنْ تَعْزِرُ olur. Tazir ne kadar bir? Yüzde yani. وَيَجِبُ عَلَيْهِ. O adam üzerine hem de vacip olur. الْعُقُرُ o mehir, onun mehri onun tazmin etmesi. O cariyenin mehrini, yani nikah olmuş da, bir adam nikah olmuş da öyle bir cariye nikah edilirse mehri ne kadardır? O mehri ailesine verecek. O da vacip olur. وَهَذَا قَوْلَ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُسُفَ مُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. İşte üç imamın kavli de budur. وَاللّٰهُ تَعَلَى اَعْلَمْ وَصَلَّ اللّٰهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.